Hey, I never do this, but can I get your autograph signed by... You're gonna take the coward's way out, run away to more lives, but you're gonna fight. Fear me if you dare. This is gonna be fun. Live it well. Hasta la muerte. Selam dostlar. Uzun zamandır merak ettiğim bir konu var ve özellikle herkes bana durmadan bu konuyu soruyor ve ben de bu konuyu biraz düşündükten sonra tamam, bu konu hakkında kesinlikle bir video yapmam gerekti. Peki bahsedeceğimiz konu ne diye soracak olursanız, tabii ki çizmeli kedi nasıl oluyor da dedi yenebildi. Özellikle birçok insan bunu aşırı fazla merak ediyor. Özellikle son sahnelere baktığımız zaman bizim bildiğimiz büyük kötü kurt sonuna kadar çizmeli kediyi zorlarken, onu korkuturken final dövüş sahnesinde onu nasıl yendiği insanlar tarafından garip algılanıyor. Dostum ya, Dead nasıl oluyor da çizmeli kediye yeniliyor? Yani böyle bir şeyin olma ihtimali yok. Hayır, Dead yenilemez diye çok fazla yorum gördüm. Ama dostlar, öncelikli olarak bu videoyu detaylı bir şekilde yapmak istememin ana sebebi insanların aslında Dead'in yenildiği değil. Çünkü Dead aslında orada yenilmiyor. Birçok insanın aksine Dead orada gerçekten yapması gerekeni yapıyor. Şimdi bu videoyla beraber sizlere bunun hakkında detaylı bilgi vereceğim ve aslında Dead'in yenilmediğini ve Dead'in aslında yapması gerektiği gibi ne olduğunu detaylı bir şekilde anlatacağım. İsterseniz fazla da bekletmeden arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkarın. Çünkü bu videoda Dead'in aslında yenilmediğini ve herkesin kafasındaki yanlış düşünceyi sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da yeni videolar anında izlersiniz. Herhangi bir düşünceniz varsa da yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdilik ise artık videoya geçelim. Şimdilik iyi seyirler. Hadi başlayalım. Live your life, Puss in Boots. Live it well. Hasta la muerte. Öncelikle Dead'in neden yenildiği konusuna geçmeden önce Dead'in ne olduğuna bakmamız gerekiyor. Kendisi ölümün ta kendisi. Zaten ilk çıktığı zaman çizmeli kedi onun aslında bir avcı olduğunu düşünmüştü. Ama bir noktadan sonra filmin ortalarına geldiği vakit senin aslında avcı olmadığın ve bir noktadan sonra kurt evet ben ölümün ta kendisiyim derken aslında bunun mecaz değil terim olarak da kullanmadığını, direkt ölümün kendisi olduğunu zaten detaylı bir şekilde anlatıyor. Yani karakter diyor ki dostum ben ölümüm. Yani benden kaçamazsın. Bu noktadan sonra filmin seyri acayip derecede değişiyor. Hatırlarsanız ilk dövüş sahnesinde Dead bir şeyler içerken aslında çizmeli kediyle savaşıyordu. Ama çizmeli kediyle savaşırken eğer dikkat ederseniz çizmeli kediyi öldürmüyordu. Sadece onunla savaşıyordu ve onun ne kadar güçlü biri olduğunu görmeye çalışıyordu. Hatta bir noktadan sonra hançerini öyle bir fırlatmıştı. Hançer, çapa veya her neyse, işte bu konuya takılmayın dostlar. Bu noktadan sonra çizmeli kedinin kafasından kan geldiği vakit işte bunu seviyorum, I love this fear, yani korkuya bayılıyorum diye bir kelime kullanıyor. Bir noktadan sonra zaten çizmeli kedi korkup kaçtığı için de ölüm kurdu, yani bizim dildiğimiz Dead aslında onun peşine düşmüyor. Şimdi diyecekleri için neden dostum onun peşini bıraktı diyorsanız hemen onu da açıklayalım. Dead öncelikle çizmeli kedi 8 canını harcadıktan sonra 9 canında artık duyarsız olduğu için, Dead de artık bu kedilerin 9 can muhabbetinden sıkıldığı için bir noktadan sonra onunla karşılaşmak istiyor. Özellikle zaten çizmeli kedinin kendi yansımalarıyla konuştuğu sahnede ortaya çıkıyor ve daha sonra da çizmeli kedinin aslında karşısındaki kurdun Dead olduğunu bilmesi ve onun son canının peşine düştüğünü öğrenmesinden sonra aslında her şey yeni başlıyor. Çünkü herkes aslında Dead'i izlerken onun tam olarak neyin peşinde olduğunu, amacının ne olduğunu anlamıyor. Arkadaşlar, Dead aslında bizim bildiğimiz çizmeli kediyi öldürmek istemiyor. Çizmeli kedi artık egosu, kibri o kadar çok yüksek olmuş ki ölümden bile korkmaz hale gelmiş. Bir noktadan sonra 8 canını yitirmesiyle beraber hala ben cesurum, ben korkusuzum havasıyla gezdiği için Dead de bundan artık sıkılıyor. Ve artık hani bu son canında bu kadar duyarsız olması, bu kadar kendine güvenmesiyle beraber dostum sen benden korkmuyor musun? O halde ben geldim demeye getiriyor. Bu noktadan sonra aslında çizmeli kedinin her seferinde kaçması, kurdun onun peşine düşmesi kesinlikle çok ince işlenmiş bir detay. Çünkü bilmiyorsanız aslında kedilerin korktuğu hayvanlardan bir tanesi kurttur ve filme bunu iyi yedirmeleri gerçekten hoş olmuş. Gelelim final savaşına. Çünkü final savaşında herkesin kafası zaten allak bullak oldu. Herkes diyor ki finalde savaşında nasıl oluyor da kurt yeniliyor? Dostum kurt kıçıkırık bir tane çizmeli kediye yeniliyorsa nerede bunun karizması?
Öncelikle arkadaşlar, o kısımdayken Çizmeliki'de artık kaçmanın bir çare olmadığını, artık korkularıyla yüzleşmesi gerektiğini ve karşısındaki kurt ile savaşması gerektiğini anlıyor. Bu noktadan sonra ikisinin dövüşü son derece epikti. Ben izlerken inanılmaz fazla eğlendim ve bir noktadan sonra oğlum bu dövüş muhteşem ya, bir rövanşı da olsa da kurtla yeniden dövüşse de demiştim. Özellikle savaş sırasında hançerinin mızrak yapması ve mızraklı bir şekilde Çizmeliki ile savaşması ve Çizmeliki'nin de bir noktadan sonra ufak bıçağıyla savaşa dahil olup tekrardan savaşa devam etmesi, abicim ya resmen yıkıldı ya. Ben filmi izlerken resmen hayran kalmıştım. Çizmeli Kedi'nin ilk filmi de güzeldi ama ikinci filmi bu noktadan sonra inanılmaz iyiydi her karakteriyle. Ama final savaşındayken Çizmeli Kedi'nin ona bir tekme atması ve ardından onu yenmesi insanlar tarafından yanlış algılanmış. Herkes Çizmeli Kedi nasıl oluyor da Dead'i yenebiliyor. Ne yani, Çizmeli Kedi vs Dead'de Dead mi kaybedecek falan diye düşünceye giriyor. Ama arkadaşlar dikkat ederseniz Çizmeli Kedi'nin sözlerini incelemenizi istiyoruz. Diyor ki, senden korkmuyorum, aslında seni yenemeyeceğimi biliyorum ama bu son can içinde savaşmayı bırakmam. Aslında Çizmeli Kedi burada şunu demek istiyor: evet, bu rövanşı kazandım ama seni yenemeyeceğimi biliyorum. Ama bu canım içinde sonuna kadar savaşacağımı bil. Yani Çizmeli Kedi burada aslında bir nevi de olsun bir rövanş falan Dede karşı kazanıyor ama Dede'yi yendiğini falan söylemiyor. Zaten kendisi Dede'yi de yenemedi arkadaşlar. Tamamıyla Dede ile dövüşürken Dede onu aslında korkusuyla yüzleştiğini ve korkusunu yendiği için ölüm korkusunun gittiğini görünce onun peşini bırakıyor. Hatta bir noktadan sonra yeniden görüşeceğiz derken aslında dedim bir noktadan sonra 3. filmde veya Shrek'in yeni filmindeyken bizim bildiğimiz Çizmeli Kedi ile yeniden karşılaşacağını gösteriyor. Zaten elinde sonunda Çizmeli Kedi öleceği vakitte Kurtlu ile yeniden karşılaşacak. Aslında burada Kurt yenilmedi. Tamamıyla Çizmeli Kedi korkusunu yendiği için Kurt onun peşini bıraktı. Herkes tarafından yanlış anlaşılan bu bilgiyi bu videoyla beraber düzelttiğimi düşünüyorum. Lütfen artık bu konuda herkes şunu söylemesin: abi neden işte Çizmeli Kedi kurdu yendi, böyle oluyor mu falan. Dediğim gibi kurt aslında yenilmedi. Tamamıyla Çizmeli Kedi korkusunu yendi. Bu noktadan sonra da kurt onun peşini bıraktı. Aslında bunun da aslında açıklaması buydu. Size de bu videoyla beraber detaylı bir şekilde açıkladığımı düşünüyorum. Umarım ki videoyu izlerken eğlenmişsinizdir ve bu konu hakkında da bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Bu konu hakkında benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Eğer videoda keyif aldıysanız videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Herhangi bir düşünceniz varsa da yorumlarda yazabilirsiniz. Bildirimleri açarak da yeni videoları geldiğinde anında izleyebilirsiniz. Bu konular hakkında enteresan fikirleriniz varsa yorumlarda bana yazabilirsiniz. Ben bu fikri uzun zamandır düşünüyordum ama Instagram'dan bir tane takipçimin yazmasıyla evet dostum bunu kesin olarak yapmalıyız diye karar verdik ve bu noktadan sonra bu videoyu tasarladık. Umarım ki izlerken eğlenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videoda gelmeye devam edecek. VS güç sıralaması benzeri videolar. O yüzden kesinlikle takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik başka arka videolarda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Bay bay. If it isn't Puss in Boots himself, in the flesh. Hey, I never...